Selam millet, Dede Oyun'larda tekrar birlikte iyiyiz kardeşlerim. Ground Zero oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yaşlılık işte, hatırlayamıyorum bir anda. Şimdi, Worker Bot, Worker Bay, Comstation, Pizza. Pizza nereden çıktı bilmiyorum, kimin görevi, kim bizden pizza istedi ama. Ben yeni bir düzenek kurdum, hemen size göstereyim. Base'in tamamı aynı aslında, şuraya kadar ama aradaki üreteçleri falan çıkardım, yolları ters çevirdim. Dedim ki bütün herkes uranyum çıkarsın dediğim. Bütün herkesin önünden dolandırdım tezgahı böyle. Oradan uranyumları verip egzotik metri yapan alete dayadım. Ve bunu da 30 tane biriktirene kadar çalıştırdım. Ama sonra oyuna geri geldiğimde sesame yoktu. Biraz önce şurada olan sesame yoktu. Susam kaybolmuştu. Bakayım susam şimdi nerede? Sesame içeride uyuyor. Uyusun bakalım. O zaman niye öldü anlamadım. Sesame'nin benden bir isteği mi var? Vallahi bilemiyorum. Buraya gelip yemek yiyebilir. Ama yemek yememiş ölmüştü Sesame. Neyse yemek yemeyip ölmüş demeyeyim. Yani nerede olduğunu bilmiyordum. Kaybolmuş. Bir tür bug da olmuş olabilir. O yüzden ben 8 kişiyi bulmuşken 8 kişi devam etmek istiyorum. Buradaki 8 kişi aynen devam etsin istiyorum hayatına. Bilmiyorum buraya yandan bir şey çıkabiliyor mu? Yo, base'imiz de bozulmamış. Yaratık çıksa Sesame'yi yemez ama ne olur ne olmaz diye devam etsin. Şununla konuşayım bir. Mutsuz olmuş orada. Yok. Mutsuz olmamış. Tamam. Düşünceliymiş sadece. Şimdi. Bizim yapmamız gereken şey ne? Bizim yapmamız gereken şey bir tane bize yardımcı robot. Yardımcı robotu nasıl yapacağız? AI Core 2 tane. Titanium 5, Cable 15. AI Core 2, Titanium 5, Cable 15. Geldim. Öyle değil be güzelim. Öyle de değil be güzelim. Öyle de değil be güzelim. Titanium 5, Cable 15, AI Core zaten üzerimde var. Hemen halledelim bu işi. Build, Worker Bot. Fıkı tıkı fıkı tıkı, cıstık fıkı tıkı. Bence bizim ekibin yemek yemeyen bir parçası olacak. Sahip, ne yapayım söyle diyecek, hayatına devam edecek. Evet. Worker Bot. İlk kuzenimi size tanıtmak isterim. Jiyeok. Bip bop all system functional. Bunun olacağını biliyordum. Bütün işlerimizi kaybedeceğiz şimdi. Neyse en azından burada kimse ödeme almadığı için bu iyi bir şey gibi. Prensip meselesi bu. Sandy dedi ki bütün işimizi kaybedeceğiz. Robotlar bizim yerimizi alacak. Ben dedim ki kimse ödeme almıyor. İyi bir şey prensip meselesi diyor. İşimi vermem. İşimi bırakmam. Peki. O zaman ben Sesame. Sen acaba mutsuz muydun burada çalışmaktan? Sen madenci mi değildin? Mining'in tavana vurmuş. Cooking'i isterim diyorsun ama o zaman bu Worker Bot bu işi yapsın. Gel Worker Bot bu işi yap. Worker Bot. Worker Bot. Sen Gunner. Adı üstünde Gunner zaten. Adam elektronikte iyi. Cooking'i de gelişmiş ama. Sesame hep bir aşçı olmak istemiş. Cooking'i 5. Al sen de buradan devam et o zaman. Sen de işi buradan devral. Gunner da elektroniğin başına geçsin. Ama elektroniğin başına geçerse hemen bir şeyler yapmaya başlayacak. Entegre yapacak. Benim canımı sıkacak. Peki şimdi şaka bir yana. Comstation yapmak istiyorum. Comstation yapmak için ne yapacağız? Comstation yapmak için önce zaten ne diyordu? Buraya dikilemez dedi. Böyle Comstation değil bu. Comstation olsaydı yapardım. Dekor diyelim Comstation. Comstation'a diyor ki en azından 78 blok yukarıda olması lazım diyor. Buraya ne diyor? En azından 70 blok yukarıda olması lazım diyor. Çok yukarıyı kastediyor. Dışarıyı kastediyor söyleyeyim. 70 blok o kadar şey olamaz. Dışarıyı kastediyor. Binanın üstünü falan kastediyor. Binanın en üstüne bir yere koymamızı istiyor. O zaman hemen bakalım biz şuradan. Turret görüntü mesafedeki düşmanları vurur diyor. Ama öyle bir şeye ihtiyacım yok ki. Belki sonra. Şimdi asıl bizim yapabileceğimiz şöyle bir şey var. Tabii. Tabii. Yapabileceğimiz bir olay. Hiç hani bahsetmediğim. Şurada 11 tane egzotik metremiz var ya. Egzotik metreleri bunun içine verirsek sonsuza kadar enerji elde edebiliriz. Bir sürü şey yaptım. Kömürle uğraşıyoruz. O zaman bunları böyle bir base'imizde kalabalık da yapmaz. Onları var ya şöyle kenara tık 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 diye dizeriz yan yana. İçlerinde birer tane egzotik metre veririz. Sabaha kadar çalışır o. Mutlu musun? En sonunda yüzeye ulaştık ama binalar gitmiş. Çok yazık ya. Acaba bir şey daha yapabilecek miyiz diyor. Build at. Worker bot. Vallahi bir tane daha build edebiliyorsun.
Ama şimdi bu etmeye gerek yok. Pizza için bize ne lazım? Birinci pizza için bize süt lazım. İnek lazım ya. Pizza için bize peynir lazım. Peynir için süt lazım. Süt için inek lazım. Hiç bakmaya gerek yok. İneği nereden bulacağız? Ya da süt veren başka bir hayvan varsa, şimdi inek sütü diye düşündüm ben onu ama tiksindim yani. Başka bir hayvan da olabilir tabii. Uzaylı sütü de kullanabiliriz onun için. Ben şunu bir alayım canım. Bunu da bir alayım çünkü 5 para etmiyor. Acil bir şey üretmeyiz. Hayır, acil bir şey üretiriz. Ben de bu bandı böyle koyayım. Güzel. Şunları bırakayım. Benimle işi yok çünkü bunların. Benim bunlarla işim yok daha doğrusu. Ben krominyum ve egzotik metal şimdi neyi de kullanacağım onu bir anlamak istiyorum. Krominyum ve egzotik metal neyi de kullanacağım. Şuradan. Buradan üretemiyorum. Çünkü efficiency'sini galiba upgrade etmemişim yeterince. Suite'in power generator'ı 8 ister diyor. Abi biz bu adamı buraya koyalım. Bu çip üretmeye başlasın tekrar. Sen gel Gunner. Ayrıca kristal, metal şey al yani. Hepsini de al. Ayrıca ben sana bir de yol vereyim. Yol vermek derken yol ver bize. Bir gidelim gibi yol vereyim. Aha böyle bir yol vereyim. Yol vermeyeyim sana ben. Ben sana şöyle yapayım. Çıkan ürün kendine geri dönsün diyeyim. Bu güzel bir metot. Ah, çıkan adam normalde dışarıda önünde bekliyor ya onu. Böyle olduğu zaman geri dönüyor. Geri dönsün. Çünkü belli ki bizim daha çok upgrade etmemiz gerekecekmişleri. Power Generator Defense Speed'i yapmayacağım da şimdi ben. Çok affedersin yani. Onun yerine ben Assembler'da speed değil, efficiency power usage'ı düşürür diyor. Fast ne kadar hızlı yapacağını anlatır diyor. Fabricator her upgrade'de %50 faster yapar diyor. Power usage'ı düşürür diyor. Abi bunlar da o kadar gereksiz ki yani. Lazer drill'i maxlamışız. Lazer gun'ı maxlamamışız. Bunlar için daha çok şey lazım. Bunun bir de range verelim bari. Proto Suite'de bir defans vereyim bari. Ne yapayım? Heh, tamam hallettik. Malımızı mülkümüzü harcadık. Şimdi bu şöyle gelsin. Bir daha bakalım abi. Şuradan kontrol edelim. Madem öyle yapılabilecek olan şeyler. Torpido var. Onda da bu mükemmel alete ihtiyacımız yok. Peki. Ben şuradan bir daha build diyorum. Şimdi build'de bunun için upgrade chip lazım. Titanyum lazım. Production'da Particle Accelerator için AI Core Chromium lazım. Base'de Teleport için Uranyum lazım. Vehicle için de lazım değil. Comstation için Exotic Matter lazım. Yani 4 tane. Aslında çok da şey yapmaya gerek yok şaşırmaya. 4 tane Exotic Matter lazım işte buna. Ondan sonra bir AI Core lazım. Chromium lazım. Steel Bar lazım. AI Core, Chromium, Steel Bar. AI Core, Chromium, Steel Bar. AI Core, Chromium, Steel Bar. Yani şimdi şuradan build dediğimizde bunu gayet rahat yapabiliriz gibi görünüyor. Ama bir de Comstation'ın elektrik almasını isteyecek bu adam. Comstation'ın elektrik almasını isterse bir power generator yapmam lazım. 5 steel bar, 5 gold wire. 5 steel bar, 5 gold wire. Cable. Ki ben buradan çok cable üreteyim daha. Şu 50'liği de ben alayım. 6 tane cable bana gelsin. Geri kalanlar burada dursun, paso cable yapsın. Cable yaparsa kristal de olduğu süre kristal hepsini aldın gittin mi sen ya? Ana kristal yok. Ama kristal olduğunu yemin edebilirdim burada. O zaman hocam seni ben yine değiştirmek zorundayım. Üzülerek seni Diamond'a döndürüyorum. Ondan sonra da şuradaki
senin malları. Senin malları alıyorum. Aynı zamanda sende de bir tane var. Görmedim zannetme. Onu da alıyorum. Sana şöyle bir yol çiziyorum. Bu kadar. Sen buradan Diamond'ı topla, içeri at. Bu adam da Diamond'ı buldukça bu maldan üretsin bize. Kablo ve şey var zaten elinde. Tamam, gayet güzel. Yakında yine bunlara ihtiyacım olacak ama birazcık Exotic Matter çıksın. Düşünsenize şurada her biri 15 veriyor. 105, 6 tane mi var sadece burada? Yok, 90 olur, 7 tane var. 7 tane Exotic Matter zaten bunlara gidecek yani. Şimdi bir daha bakalım. Dışarıya çıkacağım. Bir tane Comm Station yapacağım. Exotic Matter'ım, AI Core'um, Chromium, Steel Bar'ım var. Exotic Matter, AI Core, Chromium, Steel Bar. Ondan sonra yanına bir de Power için şunu yapacağım. Steel Bar, Gold Wire ve Power'ın olması lazım diyor. Steel Bar, Gold Wire, Power'ın olması lazım. Onların da hepsi var. Aynı zamanda kablom da var, o ikisini yayına düzgün koyamazsam diye. Gidiyorum. O robotlardan yapıp bir sürü metal ve şey de altın da çıkarttırabilirim bu arada yani. Artık o konuda da sıkıntımız yok. AI Core gerekirse buradan cepleyebiliriz. Oo, ne kadar egzantrik olmuş. Şu an en sonunda görünür olmuş. Niye buranın yukarılarında bir şey mi geziyor? Niye su görünür? Peki, şimdi şöyle bir bakalım biz. Biliyorum yukarıda yapmamı istiyor ama ne olur ne olmaz diye yine de deneyeceğim. Comm Station 52 blok daha yukarıda olman lazım diyor. Güzel. Pilot. Yine de 4 diyelim, ne olur ne olmaz. Burada bize ben canlandığım, bir daha sıkacağım falan diye böyle bir artist gelirse biz de ona gerekli ilgiyi gösteririz. Neyse, alakasız bir yere de attım bombayı. Adam da bunu çok fazla umursamadı. Aramızda olayı tatlıya bağladık. Zıpla zıpla hopla zıpla. Bu bizim Kankito değil mi? Kankito, evet. Kankito'yu bir daha konuşayım. Savaşmak için ayarlandım ama dost olmayı tercih ederim dedi adam. Helal olsun. İşte insanın hayata yaklaşımı böyle olmalı. Bunun kapısında şey varmış. Onu koruyan bir zımbırtı varmış. 72 blok daha yukarıda olmak istiyoruz diyorsa su seviyesinin üstü olabilir. Su seviyesinin üstü belki ilk deneyeceğim yer. Su seviyesinin üstü değil burası. Burası su seviyesinin sınırı. Beğenmedim o yüzden. Burası su seviyesinin üstü. Burayı beğendim. Bak, sinyalimi de tam dağıtabilecek bir yer. Şöyle geleyim. Diyeyim ki buraya koy diyeyim. 18 blok daha lazım diyor. Peki. Bunların her biri 1, 1, 2, 3, 4 blok. 8 blok daha. 4 blok. 8 blok daha. 16 blok. Buraya mı koymamı istiyorsun? Şuraya koymaz mısın ya? Şöyle yapmaz mısın? Vallahi yapmıyor abi. Bu binanın üstüne yapmamı istiyor. Peki. Yani bu binanın üstüne yapmamı istiyorsan ben böyle kırmanço gibi yapmak istemiyorum açıkçası onu. Ben onu şöyle bir, hatta güzel de bir şey olsun. Subway olsun. Stili. Subway stili olsun. Binayı kazabiliyor muyum peki? Evet, kazabiliyorum. Önce şu pislik olan kısımlarını kazmak istiyorum o zaman. Güzel. Pislik fare kısımlarını kazdım. Şimdi Subway stili olan kısmını yapayım. Binanın kendi de öyle bu arada, yani Subway dediysek. Biz uydurmadık bunu. Kesinlikle olması gereken böyle.
Buralardan düşemeyiz, değil mi? Yok, düşemiyoruz. Yine de bu çirkinliği düzeltmek istiyorum ama neyse, onunla da o kadar da uğraşmayacağım yani. Şimdi. Gayret. Suyun altında mı yüzüyor? Suyun üstünde mi yüzüyor? Anlamadım ki, suyun yüzeyine mi çıkmış o robot? Vallahi suyun yüzeyinde havada uçuyor. Ahlaksıza bak. Bence bu kadar yeter. Yeterince kibar olduk. Şimdi. Comstation. Comstation'a birçok malzeme. Comstation çalışıyor. Bizden elektrik istemedi. Peki. Böyle olacağını tahmin etmiştim aslında. Çünkü buraya kadar elektrik çıkmasın diyebilirdi. Şehirdeki tüm robotlara bağlandık. Lütfen insanlara atak yapmayı bırakın. Biz sizin düşmanınız değiliz. İnsanlar tehlikeli, elemeliyiz. Friend olan bağırıyor. No, insanlar friend. Hepimiz dostuz. Dostlar ihanet eder. Elemeliyiz. Bu robotlar kontrolden çıkmış. Arkadaşımız olmasalar daha iyi. Bu bana bir fikir verdi. Onların karakterini dost olarak yeniden yazalım. Botlar, dost. Dost. Çok güzel. Benden pizzasına göre senin bir sütun olması lazım. Benden pizza istedin ve sütün yoksa o zaman da ahlaksızsın demektir. Mesela yüksekten düşünce ne oluyor? Deneyelim. Hiçbir şey. Denizaltımıza kadar gayet güzel yine gelebiliyoruz yani. Nerede diğer robot? Onu da avlayacağım. Ha. Niye diğer robotu avlamıyorum? Şimdi robotlar bana dost oldu mu acaba? Turret zaten tarandı dedi. Dismantle etmek diye bir şey varmış bak. Çok hoş. Bunu öğrendiğim iyi oldu. Turret'ı dismantle edemiyorum. Öyle bir şey yok diyor. Yuh yok artık diyor. Başka isteğim var mı diyor. Buraya da gidemedim. Şuradan devam edeyim. Aa, bir robot vardı düşman ya. Enteresan. Ha, burada robot. Robot benim ağzım burnumu kırdı. Robot benim ağzım burnumu kırdı. Denizaltıdan çık. Denizaltıyı onar diye bir şey var mı? Pilot diye bir şey var. Çık diye bir şey var. Şuraya gelip dismount ettiğimde evet deyip parçalarsam parçalarını tam aldım mı? Mesela burada şimdi vehicle'dan submarine desem var mı bu parçalar bende? Chromium, steel var, gold wire. Abi hepsi var. Enteresan. Peki. Robot bir kere dost olmamış. Bize it gibi saldırdı. Ne ayaksın? Mal biriktirdin mi benim için? Çok teşekkür ederim. Botlar artık saldırmıyor. Metro güvenli mi? Şimdi hepimiz arkadaşız. Umarım arkadaş kalırlar. Eğer sıkıntı olursa bu key card'ı yaptım. Rent protokolünü tekrar çalıştıracak.
Sen ama gelmiyorsun bizimle inatla. Peki abi öyle olsun. Ben de şuraya bir dalayım mı? Rent protokolü çalıştı. Mükemmel. Oğlum ne yapıyorsun ya? Dur ya. Konuşamıyorum. Peki. Konuşmamıza da gerek yok zaten. Yani eğer bize yapay zeka parçası gerekirse dalar patlatır onları. Gerekli diyaloğu o zaman kurarız. Şimdi ufacık bir çalışmayla base'imizde bir otomasyon başlatalım. Öncelikli olarak böyle saçma sapan bir dizilime ihtiyacımız yok. Mesela bu yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Dizilime ihtiyacımız olmadığı için biz şunlara diyelim ki Benedict yerine Nan, herhangi bir sistemde aksama gerçekleşmeyecek. Şimdi elektrik binalarını şuraya çok güzel bir şekilde yan yana gömçüreceğim. Çocuğum bırak böyle şey yapma, bana name yapma. Elektrik aleti. Production, hayır, power, generator. Generator. Üstüne generator koymak ister misin? İstemezmiş. Generator, generator, generator. Duvarın biri generatora dolu olsun mesela. Şimdi sana da buradan gelelim. Parçacık hızlandırıcıları şöyle bir alalım. Sana ben diyeyim ki sen parçacık hızlandırıcı kullan diyeyim. Bir tane, bir tane oğlum. Yavrum bir tane çocuğum. Şimdi zaten bunlarla alakalı bir exotic matter ihtiyacı kalmadı. Bunlar artık sonsuza kadar elektrik üretiyorlar. 10 generator powered by exotic matter. Ya ben oyunumu biliyorum ya bak. Oyun da beni biliyor. Diyor ki ben adamı biliyorum diyor. Parçacık hızlandırıcı. Burada mı olmalı tartışılır. Şimdi bizim asıl... Bu ne abi? Su varmış burada hala. Bir aralar base'i su bastırmıştım ya. Onun efektinden kurtulamadık abi. Bir kare bir yer çıkıyor, altından su çıkıyor hemen. Öyle değil. Oğlum öyle değil. Böyle zikzak çizmesine gerek kalmayacak yani. Şimdi elektrik burada olduğuna göre bir kere bir elektrik verelim ona yani o konuda bir şey yapmayalım yani. Ayıp etmeyelim bak. Şuradan gelelim şöyle. Sinsice elektriği bağlayalım. Bir elektriği olsun. Şimdi bu adamın hakkıdır. Sonra sana da elektrik vereyim. Burada da ben buraları kapı olarak bırakmıştım. Hani burada bir zamanlar yol var biline falan demiştim. İstemiyorum abi bilinmesin. Şöyle kenardan elektriğimizi verelim. Bütün yol boyunca kenardan kenardan devam etsin elektrik. Yani neden devam etmesin ki? Seni de Gunner'cım. Hepsini alabiliyormuşum. Patlatırım orayı. Ama patlatmadır önce. Bak yine su var ya. Allah'ım ben deli olacağım. Bu su hikayesi hiçbir zaman bitmeyecek galiba. Oh be. Şunları da kaldırsam altından su çıkar büyük ihtimalle. Vallahi büyük ihtimalle su çıkar altından kaldırsam. Diamond'a devam ediyormuş adam. Şimdi güzel kardeşim. Bu işlemleri yapabilmek için birincisi tavanda bir boşluk olması lazım. Yani bu tavanla alakalı böyle bir durumumuz var bizim. Bunu bir kabullenelim. Şurayı bir dolduralım. Burayla alakalı bir durumumuz yok çünkü. Bu eskiden de jeneratörlere elektrik vermek lazım falan filan diye bir dizayn gerçekleştirmiştik böyle. Şimdi bu adamları hiç ellemeyeceğim aslında biliyor musunuz? Bu adamlar aynen kalsın. Arka tarafında pişen şey görünüyor. Ön tarafında bu pişen şey gerçekleşiyor. Bunlar evin önünde keko gibi bekliyorlar mı böyle olduğu zaman? Çok enteresan. Şimdi elektrik hatlarını biraz daha güzel çekiyoruz dedim. Elektrik hattını güzel çekiyoruz demek şu demek. Buradan da şu vaziyette alalım elektriği. Bu durumda şöyle bir şeye, çirkinliğe ihtiyacımız yok. İşte bu kadar ya. Kabak gibi duruyordu abi orada. Ne gerek var?
Bunun arkasında da çıkış olsun çünkü yanlış yere çıkıyor. Fırlıyorsunuz oradan gidiyorsunuz. Yanlış yere çıktığınız için kesinlikle bunun olması gerekiyor. Şimdi ben diyorum ki burada hemen artık madencilikle alakalı binamızı kurarak işe başlayalım. Production'da gelelim. Mining rig diyelim. Mining rig'i nasıl kurabiliyorum? Böyle kurabiliyorum mining rig'i. Olmaz. Ben mining rig'i böyle hatta böyle kurmak istiyorum. Mining rig'i böyle hatta böyle kurmak istiyorum. Çıkış yeri buradaymış. Hatta böyle kurmak istiyorum. O yüzden tavandan iki bölme yeri deleceğiz. Biliyorsunuz ki madeni sevmem. Madenin oradan alınması lazım. Mining rig. Mining rig. Rig. Şimdi bu mining riglerden sadece bir tanesine elektrik bağlasak büyük ihtimalle yeterli olacaktır. Tabii önce aleti kurmak lazım. Geri kalanlar çok yüksek ihtimalle diğerinden alacaklar. Elektriği. Evet. Sen canım kömür değil lityum çıkaracaksın. Çalışanın da sen de olacak. Mining'in üstadı. Sen de kömür değil. Uranyum çalış. Lityum mu dedim ben biraz önce ya? Abi uranyum seçen lityum dedim değil mi göz göre göre? Vay be. Granny mining'i tavandaymış. Başka asıl işi mining olan var mı? Bu level atlayamamış. İlginç. Bu level atlamış cooking'te. Alfredo cookingçi değil miydi ya? Vallahi o cookingçiydi. Bu da cookingçiymiş ama. Sesame de mining. Herkes cookingçiymiş abi. Opal bu ne ya? Yani helalinden bir tane şey bulalım desek yok hepsi cookingçi. Al worker bot sen de bunu yap. Şimdi uranyumcular geldiler işlerinin başlarına. Tamam gayet güzel. Sizlerdeki elektriği alıp alıp bir yerlere boşaltmak istiyorum. Çünkü şu elektrik istasyonlarının aslında önüne şey koyacağım ben. Depolama koyacağım. Hatta öyle ki depolamayı bak şöyle koyayım hemen depolamayı. Bateri diyeyim. Şöyle koyayım elektriği ondan sağla. Bu şey kalmadı. Şimdi birkaç tane de fabrika türü şeyimiz olması gerekecek. Yol. Tabii ki yol. Yol su elektrik. Bu diyecek ki bu yaptığını verecek diyor buraya. Peki. O yaptığını oraya verecekse abi ben sana şöyle bir yaklaşımda bulunacağım. Tamam mı? Okey misin? Niye böyle olduysa? Psikopat mısın arkadaşım? Buradan tabii hiçbirine ihtiyacımız yok şimdi. Sakin ol aslan. Abi ne yapıyorsun şimdi bunu niye almıyorsun sen? Niye almıyorsunuz bunları bana söyler misiniz? Bela gibi bir şey ya. Mal duruyor abi orada niye almıyorsun? Alır mısın malı lütfen? Tövbe estağfurullah. Ben böyle bug görmedim hayatımda. Sıradan fabrikatörümüz. Buna istediğimiz şeyi yaptırabiliyoruz. Buna dokunmayacağım. Burada kalsın. Bu dizaynı beğeniyorum yani. Şurada bir tane kristalimiz var. Kristale kimi verebilirim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamam bir sürü adam varmış. Güzel. Mining. Mining rig. Kitchen. Nan. Bu arkadaş mining rig. Nan. Abi sen gel buradan. Sen diamond çıkaracaksın tamam mı? Diamond. İşine devam et.
Şimdi buradaki vatandaşla alakalı çalışmayı da bozmamam lazım aslında. Düşününce yani doğru. Vatandaş da buradan malını götürüp pazarlasın. Buraya teslim et abi malı. Sen getir malı buraya teslim et. Sen de malı teslim edeceğim merak etme. Ben o halledeceğim o işi. Ha? Kendine geldiler sonunda. Peki. Buradaki çalışma lazım galiba. Şimdi fark ettim de. Ona dokunmamak lazım. Bir an gidiyor dedim oyun. Ama oyun kendini kurtardı. Tebrik ediyorum. Crash'tan kendini kurtarma özelliği varmış oyunun. Şimdi gayet güzel bir şekilde bu bir yemeği oraya bir yemeği oraya göndermeye devam ediyor değil mi? Evet. 99.81 hatta 99.81 D23 Bunker X36 Bunker. Vallahi hani emin olamadım ya. O kadar güzel ki dizayn bu doğru değildir dedim. Sen zaten çalışmıyor musun abi? Çalışıyorsun adamın yanındasın ya manyak mısın? Buradaki güç şeyleri dursun hadi. Onlar yolun ortasında değil. O yüzden onlara müdahale etmeyeceğim. Bu abi iyidir. Bu da malları göndermeye devam etsin. İyi kötü bir şekilde geliyor sana. Yalan söyleme bak. Domatesin orada, şeyin orada. Varsa ben de bir mal sana vereyim. Olmadı, veremedim. Bu uyukluyor. Şimdi siz üçünüz bunu beslemeye devam ediyor musunuz? En azından 3 tane gelmiş. Bir yandan uranyumlar çıkıyor. Gayet güzel. Sen buradan kristal çıkartıyorsun. Gayet güzel. Şimdi 2 tane daha mining cihazı kuralım. Tamam mı? İki tane daha mining rig kuralım. Onları da şöyle yapalım. Mining rig. Karşı tarafa gidecek yavrum senin bağlantı. Senin de karşı tarafa gidecek. Bunları aslında kırmasa mıydık? Yo, da iyi yaptık kırarak ya. Tamam. Bundan iron çıkacak. Çalışanı. Gel buraya sensin. Bundan da gold çıkacak. Çalışanı. Opal Mining Rig Sesame Kitchen. Alfredo Nan. Mining. Gel Alfredo kusura bakma. Yani kafanda da şapkayla sana da bunu yaptık. Evet farkındayım ama. Hayat böyle. Şimdi güzel kardeşim. Buradan hemen bir production oluşturacağız. Bak. Production'dan factory. Factory önemli bir şey. Factory senin tam önünde böyle zınk diye sana yapışmış durursa eğer sendeki malı alır bence. Bu gold wire üretsin. Buradan da gold çıkıyor, değil mi? Gold direkt geldi. Bu steel bar üretsin. Buradan da iron ore çıkıyor değil mi? Ana. Niye? Evet alıyor. Güzel. Şimdi yolları döşeyelim. Birincisi bu zaten otomatik olarak. Ney? Aa, rotate bunlar normal yol değil. Pardon. Çok affedersiniz. Çoklu döndürmeli bir yoldu. Sen normal yol. Ver abi buraya. Gold yok diyorsun. Peki. Sen de buraya ver abi. O da zaten aynı yere ekleyecek. Yani birbirimizi üzmeyelim. Bizim yol yapmamız lazım değil mi? Ben hemen yapayım. Hiç uğraşmaya gerek yok yani. Hatta şuradan bir şey eksildi sonunda. Ya bakayım. Ne yapıyorsun ya? Aynı hatayı daha önce de yapmıştım. 9. Sağ klik. Yol yol yol. Yol yol hatta. Evet, sen de çıkan malı oraya bırakabilirsin. Sen de bak şimdi çıkan malı buraya bırakabilirsin. Tamam mı güzel kardeşim? Anlaşalım.
Exotic Matter yaptığın zaman Exotic Matter'ı buradan gönder. Şöyle gelsin. Buraya gelsin. Buradan depoya gitsin. Buradan ekstra bir şey üretmek istersek abi manuel olarak bir şey üretmek istiyorum dediğimizde bu depoya gitsin. Buradan çıkan kristal depoya gitsin. Mesela bunun üzerinde onlarca bundan var. Onun gibi. Kömür için ayrıca bir tane maden ya da bir şey bir depo yapabilirim. Bu yılda ben sandık gibi bir şey yapabiliyor muyum? Dekorda comp station desk. Desk güzel. Vehicle, base, vending machine, buys and sells item. Dive mive gibi bir şey demişti ya bu. 10 item. Tarık. Geçtim onu. Production'da, power'da, all'da. Ben dive gibi bir şey aldı dedin ya bu sana. Dive mı aldı dedi. Ne dedi? Bir şey dedi bana bu. Drain. Suyun gelmesini engeller diyor. Ha, belki bu base'lerdeki evlerdeki base'lerde bir şeyler yapabiliriz. Gerçi suyu boşaltmak lazım önce içinden. Suyu boşaltmadan da olmaz. Yerin üstüne anca öyle base yapabiliriz ama dur bakayım onu şey yapacağım. Bir daha düşüneceğim ben. O zaman drain yapmayacağım ben. Sadece bir tane daha depo yapacağım şu kömürlerden kurtulmak için. Production'da, base'de, storehouse. Storehouse'da nerede olsun? Tamam, bu storehouse'un içine sadece biz kömür koyalım. Bu storehouse'a biz bitki de koyalım. Çünkü hiçbir işe yaramayacak bu bitki şu an için. Kesintisiz oraya geliyorlar. Peki buradan giden kesintisiz gitti mi? Gitmez olur mu? İşte Exotic Matter. Sort dersem ne diyeceksin? Böyle bir dizme uygun göreceksin. Çok teşekkür ederim. Buradan daha bol bol robot üretip bütün işleri robotlara yaptırabiliriz. Robotlar level atlıyor mu yaptığı işte? Health power. Robotların da power'ı bitiyor. Gidip şey yapıyorlar. Şarj oluyorlar demek ki robotlar da. Bunun içinde zaten JJJA var. Mining hiç ilerlememiş. Ya çok az ilerliyor. Ya da bu robotlara bizim elle bir müdahale yapmamız falan gerekiyor. Dismantle değil tabii ki. Abi bir tane daha yap diyebiliyorum gerçekten. Ha? Abi bu ihanettir ya robotumuza. Bildiğin ihanettir yani. Ve ben şimdi gerçekten bir şey söyleyeyim artık. Oyun bitti. Yani oyun bitti. Ben bunu yapabildiğim şu anda fark ettim. Buradan tahıl yetiştir, domates yetiştir diyebiliyordum ya. Şeker yetiştir, et yetiştir, süt yetiştir diye bir şey varmış. Kendi kendime diyorum ki sütü nerede yetişeceğiz? 6 tane pizzayı nasıl yapacağız? 6 pizza kimin göreviydi abi? History Assessment değil. Help. Gerçekten görevleri nereden görebiliyorum? What should I do? Comp Station'dan distress signal ver diyor. Comp Station'dan distress signal verelim. Tamam. Comp Station'dan distress signal verdi. Daha base'i de tamamladık. Allah seni kahretmesin. Şu dördü bir aldım ben. Seni bir bombaladım. Ahlaksız. Ahlaksız, terbiyesiz. Hop. Sakin. Tamam abi, X to continue, X to continue. X'e basıyorum, sen continue edemiyorsun. Sen bağını koparamadın şeyle. Mesajla bağını koparamadın, üzgünüm. Yani aynı tuşu belli şeylere vermek böyle sonuçlar doğuruyor. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Palworld'de de bir F tuşuyla 80 şey yapmışlar. O F, bu F, bineye binmek F, yaratığı tokatlamak F, selamun aleyküm demek F. Anlık konuşmayı bitiremedim. Böyle bir şekilde bitirdim.
Bu şu anki update'in sonu. Distress signal gönderip ilk uzay gemimizi yapmak ve dahası sonraya kaldı. A Ground Zero. Code Game Design Story David Maletz. Müzik SFX Chase Batea. Konsept 2'de art James Brunner. Structure model Ben Mordu. Karakter model Faye Anglo. Karakter animation Tyler Coe. Logo and editing Natalie Matels. O ne? Kurt geliyor. Sonsuzluğa gidiyoruz. Başka gezegenlere de mi gideceksin demek istiyorsun? Kardeşlerim, böylece oyunumuzu, bu versiyonu sonlandırmış olduk. Update'leri gelsin, oynamaya devam edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz her zaman olduğu gibi beğeniyorum paylaşımlarınızı destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim, asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var, ben izledim çok beğendim, sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.